Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'un yeni Sky Factory bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Şöyle bir etrafı toparladım. Şuradaki Pulverizer'a sonsuz taş sistemini kurmuştuk. Bunu daha sonra geliştireceğiz. Buraya mesela iki Pulverizer'lı sadece Sand CV'den, 3 Pulverizer'lı Dust CV'den İki makine daha kuracağız. Şu an ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunu kurmak sorun değil. Sorun şu dinamolara yeterli lav'ı taşıyabilmek. Lav aşağıda üretiliyor biliyorsunuz. Sürekli aşağı git gel biraz zor oluyor. Ben de buraya lav yeri kurmaya başlamıştım. Dedim ki hem lav üretimini otomatikleştirelim. Aynı zamanda ürettiğimiz lav'ı da yukarıya tahliye edelim. Bunu yapabilir miyiz dedim. Yapabiliriz. Önce şöyle planım var. Buradan çıkan cobblestone'lar bunların içine aktarılacak. Sağ tarafa da bir crucible serisi çekilecek. Yani 10 tane crucible aynı anda lava üretecek. Bu taşımayı neyle yapıyoruz? Bu taşımayı item duct'la yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz da cam istiyor. Bakalım 3 tane cam var. Yani 18 tane item duct yapabiliriz. Tamam, sorun değil. Başlangıçta işimizi görür. Item duct için ne gerekiyordu? Tin ingot gerekiyordu. Şurada bir blok tin alalım şuradan. Gördüğünüz gibi üretimimiz de güçlenmeye başladı. Şuna elektrik sağladığımız süre sorun yok. Deli gibi ham madde geliyor. Ama şu an elektrik sağlayamıyoruz. Bir tane tin aldık. Tini parçalayalım. Parçanın elimizde varmış zaten. Şu kenarda dursun. Tek yapmamız gereken gelip şuna şifle, hop, olmadı. Tin tin. Rin tin tin. Şöyle yapsak olmuyor mu? Tin tin. Hardened glass gerekiyor. Bunun için de alloy smelter gerekiyormuş. Lanet olsun. Item duct yapamıyoruz. Ama şöyle yapabiliyoruz. Item duct'ı opak yapabiliyoruz. Yani iki tine bir tane led, yani camsız yapabiliyormuşuz. Led'lerden bayağı da var. Hop, hepsini aldık yanlışlıkla. Şöyle hepsini koyalım. Bir tane blok alalım şuradan. Bunu kıralım. Şunu da kıralım. Şimdi yapacak bir şey yok. Daha pahalı versiyonunu yapacağız gördüğünüz gibi. Şöyle bir 18 tane alalım. Olay şu. Bunun tepesinden çıktı alacağız arkadaşlar. Tepesi bu. Burada üreten kabustonları tepesinden verecek. Gördüğünüz gibi vermeye başla veriyor. Verecek yani. Sonra bunu buradan böyle boylu boyunca ileriye itiyoruz. Aslında gerek yok. Şu sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık. Tamam. Bunu buradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane koyduk. Şimdi bu mavi ok nedir? Onu anlatayım önce size. Mavi ok varsa buradan bu borun içindeki eşya o bağladığınız cisim, yani bağladığınız bloğa gidecek demek. Burada ama output yapmasını istiyoruz. Yani dışarı malzeme vermesini istiyoruz. Bunun için wrench alıyoruz. Bir kere sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi output bağlandı. Hop. Gördüğünüz gibi kabustonları yavaş yavaş şunun içine doldurması lazım. Evet, gördüğünüz gibi kabuston eklemeye başladı. Biri dolunca diğerine ekleyecek. Aynen, gördüğünüz gibi diğerine de ekledi. Şimdi bu dolunca bunu ekleyecek. Bu dolunca diğerini ekleyecek. Evet, çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu arkadaş buradaki crucible'ları beslemeye başladı. Şimdi aynı Crucible'ın bir yancısını da yeni yere yapacağız, bir yan tarafına yapacağız. Ama şimdi bu lavı bizim arkadaşlara iletmemiz lazım. Şurası bizim kontrolümüz. Şurası da tankımız olması lazım. Şimdi buradaki lavı taşımamız lazım. Buradaki lavı nasıl taşıyacağız? Duct, fluid duct denen bir şey gerekiyor gene.
Ama bunun için Fused Quartz gerekiyor. Alloy Smelter gerekiyormuş. Onun için Alloy Smelter da burada. Oo. Oo, bu sorun değil. Machine şasi değil. Basic kapasitör de sorun değil. Bunlardan yapar. Beş tanesi lazım. Tamam. Alloy Smelter. Tinker Alloy Block. Bunu geç. Şimdi Alloy Smelter için Nether Brick gerekiyor. Bunun başka bir yöntemi yok mu? Alloy Smelter. Yani illa Nether yolu mu görünüyor bize? Ben bunu anlamak istiyorum. Fluidact'a ihtiyacımız var bizim. Fluidact. Bunun başka bir yöntemi yok mu ya? Copper, copper, hardened glass. Hardened glass. Aslında induction smelter'lı pulverized obsidian'lı lead ingot'la yapılıyormuş. Induction smelter'ımız var bizim. Induction smelter'ımız var. O zaman ben videoyu durduruyorum. Aslında durdurmaya gerek yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop. Teşekkür ederim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunları şöyle koyalım. Ve şunlara da birer tane bağlantı çekelim. Çekemiyoruz. Hop. Zıplayamadık ya. 1, 2, 3, 4, 5. Shift click, tamam. Şimdi bunları da dolduracağım lava az sonra. Aslında lava az sonra doldurmama gerek yok. Şöyle yapınca lava bu tarafa da akacak. Bunlara da enerji vermesi lazım. Bakalım aynen veriyor. Gördüğünüz gibi bunlar da çalışmaya başladı. Şu an 10 numara bir lav üretimimiz var. Şimdi bizim Alloy Smelter'ımız var. Bebeğim burada. Ha, induction smelter'ımız aynen. Hop, bununla tıklamayayım. Bununla tıklayacağız. Gördüğünüz gibi induction smelter'ım var. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fluidact. Hardened induction smelter. Aynen. Bebeğim benim ya. Buradan Netbent'e selamlar. İyi ki yapmışsın. Şöyle yapıyoruz. Herhangi bir input output'a gerek yok. Şimdi benim obsidiyana ihtiyacım var. Yanlış mıyım? Yanlışım. Yanlış değilim. Kova lazım sende mi? Sen neredesin? Heh, şimdi geldi. Şimdi induction smelter. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bunu obsidiana getiriyoruz ve bunu buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi lavı ve suyu harcamaya başlayacak şimdi. Ve şey yollayamayacağı için gördüğünüz gibi bitti. Hemen şuradan bir lav alıp içine koyuyoruz. Hızlı bir şekilde. Şuradan bir de su alıp koyalım. Bir tane daha yapsın. Orada beklerken ben yaparken bir tane daha su alalım. Birkaç tane obsidyen alalım. İnşallah bu grinding table'la bunu pulverize edebiliriz. Edebilmemiz lazım. Bir tane daha koyduk. Bir tane daha koyduk. Gördüğünüz gibi obsidyen daha geldi. 5 tane obsidyen yapalım biz garantiye alalım kendimize. Hop. 1 2 şurada gelsin. 3 oldu. 4.'ü şu an yapıyoruz. 2 tur daha atacağız ki biri şey üretsin. 1 2 güzel. Şimdi 5.'yi yapıyor. 5. de
Tekrar cobblestone'a çevireceğiz. Şunu yapsın. Cobblestone'a çevir. Love'ı tekrar koy. Bakıyoruz. Evet, beslemeye başladı. Hatta şunu şöyle geri koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Şimdi obsidiyanı eritmemiz, yani pulverize etmemiz lazım. Burada bizim bir grinder'ımız var. Acaba işe yarayabilir mi? Ve yarıyor. 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 Vallahi yarıyor. Acaba cidden yarayacak mı? Vallahi yarıyor. Ama anladığım kadarıyla her obsidiyan için bir tane gerekiyor. O yüzden ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bütün malzemelere sahip olduğumda. Evet arkadaşlar, geri geldim. Gördüğünüz gibi elimde pulverized obsidiyan var. Biraz uğraştım. Tek tek elimle grindstone'dan böyle onu toz haline getirmem gerekti. 9 tane de led ingot var. Şöyle diyor Flucid. Hardened glass yapmak için bu ikisini koyunca otomatik olarak size hardened glass veriyormuş. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Şunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Bir kovada lava koyuyoruz. Bakalım pişirebilecek miyiz? Bir kova yetmeyecek gibi geliyor bana. Şuradan biraz daha çalabiliriz. Hop, şuna bir tane daha koyduk. Evet, bakın ilk parçayı yaptı. Biz dolduralım. Jeneratörlerimiz dolsun, ya daha doğrusu dinamolarımız çalışsın. Daha bucket yapamıyorum, harcamak istemiyorum çünkü bucketlarımı. Ya iron'larımı bucket yapmak için harcamak istemiyorum. Hadi canım. Bir tane yapmak için 8 tane obsidiyan şeyi kullandı. Vay anasının nikahı. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. O zaman Flucid'le 12 tane yapabiliyoruz. 12 taneyle yukarıya taşıyabiliriz. Copper ingot. Hardened glass. Nerede benim copper'larım? Vay hayvanlar ya. Bir Flucid için anamızı ağlattılar şimdi. 1, 2, 3. Şuraya bir. Hayır. Şuraya bir cover koymamız lazım. Cover. Tabii bunu yapmak için de testere lazım. Onun yerine şöyle yaparız arkadaşlar. Biraz işi uzatıyorum, kusura bakmayın. Şunu şuraya çekeriz. Bunu buraya koyarız. Buradan da şöyle bir bağlantı yaparız. Şuradan bir lav buna. Hızlı bir şekilde. Şuradan da hayır. Bir su. Buna. Şunları kaparız. Üstten output verdik miydi? Gidiyor mu? Yok, output verdik üstten. Ha, şunu değiştirmemiz lazım. Output dedik. Gidiyor mu? Göreceğiz. Evet, gidiyor. Sayısı artmıyor çünkü. Tamam, şimdi Flucid ile bağlayabiliriz şurayı. Şimdi şu buraya. Hop, bu buraya. Şunu fazla yaptık. Gördüğünüz gibi output'ları da veriyorum. Tek tek her birinden birer output alıyorum. Gördüğünüz gibi output'ları aldım. Şimdi şu Seared Tank'tı. Buna input vereceğim arkadaşlar. Şöyle yanaşalım. Hop. Aynen, otomatik input alıyormuş o zaman. Şunu şuradan söktüysek tamamdır. Yalnız bu yukarıya kadar yetişmeyecek. Tahmin ettiğim gibi. Ben biraz daha obsidiyan üretip, biraz daha bunları pulverize edip, tabi saatlerce olacak gibi görünüyor.
Yani biraz böyle fluidit, fluidact üretip böyle bir 20-30 tane. Ondan sonra videoyu geri açacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrar geri geldim. Gördüğünüz gibi bir 6 tane hardened glass yapabildim. Herhalde bunlar bir parça da olsa işimizi görür. 36 tane fluidic duct. Artık ne demek isterseniz ondan yapıyor. Bakalım çalışacak mı? Niye çalışmıyor? Gene ne hata yaptım? Evet, Nisu burada yaratıkları öldürüyor. Gördüğünüz gibi. Fluidicity. Şöyle söyleyeyim. İnsan upgrade, configure empty once upgraded. Tamam. Paramı servo yapalım, bir de takalım. Pek çok yerde görmüştüm servo yapıldığını buna, videolarda. Bir de bir servo takalım. Bir şey kaybetmeyiz sonuçta. Iron var mı? Burada var. Redstone var mı? Bir tane var. Bunu hızlı bir şekilde yapalım. Abi böyle elimizde takıyorduk diye hatırlıyorum ben videolarda. Bunu böyle elimizde alıyoruz. Hop, installlıyoruz. Sonra diyoruz ki bunun içine, hop, aman ölüyordum korkudan. Allah Allah. Hay, bu beni katil edecek. Servoyu takalım tekrar. Heh. Bunu alıp böyle koyuyoruz. Ve diyoruz ki whitelist ignore diyoruz. Akması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki sıvı buraya sadece şey gelsin. Acaba bu direkt böyle almıyor mu? Bir de tank mı yapmamız lazım? Tank diye deneyelim. Şu tank güzel. He, open blocks tankları. Bunları biliyorum. Glass pane ve obsidyen gerekiyor. Cam var mı? Yapalım ulan. 2 saniye gene hızlı bir şekilde ara veriyoruz, sonra yapacağız. Evet, tekrar geri geldik hızlı bir aradan sonra. 4 köşeye birer tane. Kenarlarda da glass pane. Ha, ortaya da daymış. Bir tane yaptık. İkili verdi gayet de şansımıza. Güzel bir şey bu. Şimdi mesela şuraya yapalım. Şunu şuradan kıralım. Şunu şuradan şuna bağlayalım. Ve buna neden ben bunu transfer edemiyorum? Bunu servo taksak ne desek ki servoya? Hacı servo. Whitelist desek. Acaba bunlarda mı sıkıntı var? Ha, şimdi hatırladım. Rezil Ahmet, siz de şu an bana yuh abi diyeceksiniz. Bunlar lever'la çalışıyor. Bunların çalışması için lever takmamız lazım. O yüzden çalışmıyor. Şimdi bunları buradan sökmek biraz çetrefilli olacak. Güzel. Tamam.
Şunları da aldık mıydı? Şimdi normalde bunları normal taraflarından alacaksın ama artık buralardan alacağım. Sonra bir de buralardan alacağım. Risk budur deyip buraları yıkacağım. Çünkü buralara hep lever gelecek. Sonracıma bunları şöyle ortada birleştireceğim. Şunu iptal edeceğim. Şunu iptal edeceğim. Buraları dışarıya. Buralara da dışarıya. Şimdi bunları normalde böyle bırakırsan çalışmıyor. Ama buna lever koyup açarsan gördüğünüz gibi akmaya başlıyor. Ve dolmaya başlıyor. Doluyor lan. Doluyor olan. Ah! Şu an o kadar mutluyum ki. Şimdi diğerleri için de yapmam lazım. 10 tane. Elimde 4 tane level var. Önce bir dörtlüyü yapayım. Hop hop. Hop hop hop. Gördüğünüz gibi doluyor. Bayağı da hızlı doluyor ha. Bakalım şuralarda bir yerde. Ulan çok mükemmel kızsın sen ya. Böyle de kıyamı yaparım. Kibar adamım ben. 4 tane orada. 6 tane de burada. Tam 10 tane. Tam 10 tane. Şimdi. Aç, 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 aç ve aç. Gördüğünüz gibi tankımız hayvan gibi doldu. Hayvan gibi doldu. Öyle böyle dolmadı yani. Önünü alamadık tankın. Şu aradaki bağlantıyı koparabiliyor muyum? Koparamıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Hop hop hop. Hop hop. Bu da aynı şekilde. Şuna bir tane koyuyoruz buradan. Sonra buradan bir tane. Neredesin lan? Şuydu galiba. Bir tane şuradan çalalım. Çalamadım. Dışarıya attık. İki tane çalalım. Şunu şöyle koyalım. Şunları şöyle koyalım. Şunu şöyle alalım. Bunları böyle alalım. Ve şuraya bir lever aç. Şimdi bakıyoruz. Akıyor hayvan. Akmıyor mu? Çünkü bağlamadı, akmıyor. Şuraya kadar geliyor ama akmıyor. Şimdi Fluid'i şöyle bağlayalım hızlı bir şekilde. Şimdi işte akıyor. Ho ho ho! Hidayet! Tindi. Aynen. Gördüğünüz gibi doldu. Doldu. Oyuncu hakkımız da doldu. Şu an o kadar mutluyum ki her türlü saçmalığı yapabilirim. Şunları şimdi buradan taşıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü lavımız o tarafta. Artık. Şimdi. Şunu alıyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şuradan aslında çıkıyor. Şöyle koysak. Şöyle enerji selleri koysak. Şunları şuna şöyle bağlasak. Güzel bir şekilde. Fazla dışarı attı bebek. Yanlışlıkla çevirdik arkadaşı. Şimdi şunlar şöyle gelse şuraya kadar da gelecekleri için hatta şunu şurada keselim. Sonra gelecek arkadaşlar düşünsün onu. Buraya yapacağımız eklentiler onu düşünsün. Şimdi arkadaşlar
Şuraya bunu koyduk ama bunda bir bok yok. Bunu alalım biz buradan. Elimizle kırabiliyor muyuz? Kırdık. Şımcık. Şunun. Aslında şunu alttan da besleyebiliriz. Hazır yaparken işimizi düzgün yapalım. Alttan beslemeli yapalım. Kablolar görünmesin ortada. Bunları zaten alttan lavla besleyeceğiz. Şöyle. Hop. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Önce lavla besleyelim bunları, ondan sonra düşünürüz. Gerisine. Hidayet vurdu ve gol oldu. Hidayet vurdu ve gol oldu. Burada önemli nokta Hidayet'in vurabilmesi. Hido. Hido. Ne yapıyorsun Hido? Sürekli full arkadaş. Ignore'la. Sürekli çalış. Ignore'la. Sürekli çalış. Bu doluyor. O boşalıyor. Bu işler böyle ilerliyor. Şunları alalım. Arada bir dışarı kaçıyor da o kadar da olur yani. O kadar sorun kadı kızında da olur. Şimdi induction smelter induction smelter'ımızı da bağlayalım. Tebrikler. Şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Hop. 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 Şunu şöyle kıralım. Hop. Şöyle induction smelter'ımızı bunun hemen üstüne koysak ne olur? Orada gold chest var. Olmaz. Şöyle yapalım o zaman. Şuraya koyalım. Şöyle kıralım. Gravel olsun. Uğraşmayalım. Şimdi induction'ı alalım. Hızlı bir şekilde bir tane daha conduit yaparız. Sorun değil. Aslında şunu hazır yapmışken iki yanım bir yana daha kaydıralım ya. Ya da şöyle mi yapalım? Induction'ın ilkini buraya koyalım arkadaşlar. Şunu boşaltalım şöyle. Conduit yapalım birkaç tane. Conduit. Ledingot var. Redstone çok istiyor. Bizim o kadar redstone'umuz var mı? Önemli olan o ki sanmıyorum olduğunu. Yok. Neyse, induction'ı o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdilik hayır, sakın aşağı. Oradan takla atmak yasak. Ay. Panik yaptım. Şu şurada kalsın şimdilik. Bu induction'cıyı alalım, kullanırız. Kullanacağımız için şimdilik buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi bağlandı. Bütün renklerini iptal ediyorum. Şuna da geliyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Bunları daha sonra şu motorların hepsini aşağıya kuracağım arkadaşlar. Şu an elimde çok induction borusu yok diye şu induction borusu dedim. Konduitler yok diye şey yapamıyorum ama o motorların hepsi buraya böyle upuzun bir motor serisi olacak. Aynı şekilde bu crucible'larda yan sıraya doğru taşabilir. Bir sıra daha olabilir. Ki zaten şu an hayvan gibi lav üretiyoruz. Harcadığımızdan fazla lav üretiyoruz şu anda. Diye düşünüyorum. Ya da kafa kafaya mı üretiyoruz? Üretiyoruz ama. Durum ne peki acı sende? Sen fullemişsin. Sana biz bir tane daha bu yana iki sıra daha açarız. Neyse. Bundan başka şu an ne yapabiliriz? Şu an gördüğünüz gibi smelter'deki lavı otomatize ettik. Sürekli lavımız var artık smelter'de. Bu smelter'ler normalde ben bu sırayı komple smelter yapacaktım. Ama buraya üretim hattını başlattığım için smelter'leri bu yönde
ilerleteceğim. Aşağısı kablo karmaşası içinde olacak önümüzdeki günlerde. Şuradan gördüğünüz gibi zaten hazır. Kablo karmaşasına hazır. Aslında şunu şöyle yapabiliriz. Aşağıdan geçmesin. Yandan niye geçmiyor? Şunu şöyle yandan geçirelim yani. Şöyle en temizi. Hem çok şey olmasın. Neyse buraları tekrar düzenleyeceğiz. Yani küçük bir ara vermeye gerek yok. Bu bölümde gördüğünüz gibi obsidiyanın ne kadar zor kazıldığını ve induction smelter'da ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Bundan sonra dinamolara nasıl sonsuz miktarda lav üretebileceğimizi gördük. Şuna başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şu ikisini alüminyum. Copper block, gold, ferrous, alüminyum. Yani burada gördüğünüz gibi güzel bir otomasyon sistemine şey yaptık. Giriş yaptık. Oo, bu fullenmiş. O zaman çıkmadan önce son kez de şunu göstereyim. MK1 upgrade diye. Şunu yapalım diyeceğim. Yapabilir miyiz? Yaparız herhalde. Yeterli malzeme var. Şuradan birkaç jungle wood'dan şöyle alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Her biri bir köşeye. Şunu da böyle koyduk mu? MK1 upgrade oldu. Bakalım bir şey değiştiriyor muydu bu? Gördüğünüz gibi ekledik. Artık bir tane upgrade slotu var. Better barrel upgrade nasıl yapacağız? Upgrade diye atsak zaten burada çıkar diye düşünüyorum ki storage upgrade çıktı. 2 piston, bir tane better barrel istiyor. Onu da yapalım. Şuradaki sayıyı bir parça da olsun rahatlatalım. Bir dakika, şurada şeyimiz var. Hızlı bir şekilde şu ağaçları kesebiliriz. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Oba. Oba. Bu kadar mutluyum ki şu anda. Otomasyonu yap hayatımın ilk otomasyonunu yaptım ya sizlerle. Hayatımın ilk otomasyonu şu anda bu. Ha, abartmıyorum. Bildiğin hayatımın ilk otomasyonunu yaptım. Al. Sana da ışık koyayım. Işıksız kalma. Tavuklarımız var. Şuraya da ışık lazım. Whatever. Şuradan bir iki tane şey alalım. Şöyle yapalım. Şunu şuraya koyalım. Şunun çevresini şöyle bir saralım. Gördüğünüz gibi Better Barrel'ın ilkini yaptık. Şimdi iki tane piston yapacağız. Buradan iki tane bundan alıyoruz. Electrical iron yok mu? Üstümde iron kalmadı ya. Şunları blok yapalım arkadaşlar. Şu block of tin'i atalım şuraya. Temiz dursun üstümüz. Şeyler de kaybolmasın. Şuradan bir tane de lead ingot var. Onu da alıp şuraya atalım. Şöyle bir şey yapacağız zaten yani. Çok bir numara yapacağımız yok. Şunları atacağız içeriye. İçeride iron kalmamış anladığım kadarıyla. Şuradan biraz iron çıkaracağız. Yeterli şeylerimiz var zaten. Şunu yapacağız. İki tane piston lazım bize. Gördüğünüz gibi iki tane bundan, iki tane bundan. Jungle wood'ların iki tanesi böyle. Şunlar böyle, şunlar şöyle. Gördüğünüz gibi iki tane pistonumuzu aldık. Ve tek yapmamız gereken şey artık bunları birleştirip storage upgrade'imizi yapmak. Bu upgrade ne yapıyor? Normalde 4000 aşağı tutarken artık 8000 eşya tutabiliyor. Yani stack sayımız arttı. Zaten kabula doyamıyorduk. İyice coştuk. İyice coştuk.
Neyse. Burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde buraları biraz daha toplamayı, daha çok magnetik dinamo eklemeyi düşünüyorum. Üstüne bir de buffer kuracağız. Yani bir depolama sistemi kuracağız ki buradan fazla ürettiğimiz elektrik depolansın. Lav sıkıntısı yaşadığında depodan yiyelim. Böylece götü bir parça daha rahatlatmış oluruz. Sonracıma çok ilerleyen zamanlarda MI kurmayı planlıyorum. MI Storage. MI. Bu bilgisayar, bildiğiniz bilgisayar sistemi kuruyorsunuz arkadaşlar. Ve bütün bu storage'lardan kurtuluyorsunuz. Tek bir storage chest'iniz var. Bütün eşyaları içine koyuyorsunuz ve onları sort ediyor. Böyle tek blokta saklıyor. Cidden çok 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 rahat bir şey. Onu yapacağız ama her şey sırayla. Önce düzgün bir elektrik sistemi, düzgün bir lav akışı ve düzgün bir buffer sistemi bizim için daha önemli. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kav'ın yeni Sky Factory bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Şöyle bir etrafı toparladım. Şuradaki Pulverizer'a sonsuz taş sistemini kurmuştuk. Bunu daha sonra geliştireceğiz. Buraya mesela 2 pulverizer'lı sadece sand CV'den, 3 pulverizer'lı dust CV'den 2 makine daha kuracağız. Şu an ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunu kurmak sorun değil. Sorun şu dinamolara yeterli lav'ı taşıyabilmek. Lav aşağıda üretiliyor biliyorsunuz. Sürekli aşağı git gel biraz zor oluyor. Ben de buraya lav yeri kurmaya başlamıştım. Dedim ki hem lav üretimini otomatikleştirelim, aynı zamanda ürettiğimiz lavı da yukarıya tahliye edelim. Bunu yapabilir miyiz dedim. Yapabiliriz. Önce şöyle planım var. Buradan çıkan cobblestone'lar bunların içine aktarılacak. Sağ tarafa da bir crucible serisi çekilecek. Yani 10 tane crucible aynı anda lav üretecek. Bu taşımayı neyle yapıyoruz? Bu taşımayı item duct'la yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz da cam istiyor. Bakalım 3 tane cam var. Yani 18 tane item duct yapabiliriz. Tamam, sorun değil. Başlangıçta işimizi görür. Item duct için ne gerekiyordu? Tin ingot gerekiyordu. Şurada bir blok tin alalım şuradan. Gördüğünüz gibi üretimimiz de güçlenmeye başladı. Şuna elektrik sağladığımız sürece sorun yok. Deli gibi ham madde geliyor. Ama şu an elektrik sağlayamıyoruz. Bir tane tin aldık. Tini parçalayalım. Aa, elimizde varmış zaten. Şu kenarda dursun. Tek yapmamız gereken gelip şuna şifle. Hop, olmadı. Tin tin. Rin tin tin. Şöyle yapsak olmuyor mu? Tin tin. Hardened glass gerekiyor. Bunun için de alloy smelter gerekiyormuş. Lanet olsun. Item duct yapamıyoruz. Ama şöyle yapabiliyoruz. Item duct'ı opak yapabiliyoruz. Yani iki tine bir tane led, yani camsız yapabiliyormuşuz. Led'lerden bayağı da var. Hop, hepsini aldık yanlışlıkla. Şöyle hepsini koyalım. Bir tane blok alalım şuradan. Bunu kıralım. Şunu da kıralım. Şimdi yapacak bir şey yok. Daha pahalı versiyonunu yapacağız gördüğünüz gibi. Şöyle bir 18 tane alalım. Olay şu. Bunun tepesinden çıktı alacağız arkadaşlar. Tepesi bu. Burada üreten kabustonları tepesinden verecek. Gördüğünüz gibi vermeye veriyor. Verecek yani. Sonra bunu buradan böyle boylu boyunca ileriye itiyoruz. Aslında gerek yok. Şu sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık. Tamam. Bunu buradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane koyduk. Şimdi bu mavi ok nedir? Onu anlatayım önce size. Mavi ok varsa buradan bu borun içindeki eşya o bağladığınız cisim, yani bağladığınız bloğa gidecek demek. Burada ama output yapmasını istiyoruz. Yani dışarı malzeme vermesini istiyoruz. Bunun için wrench'i alıyoruz. Bir kere sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi output bağlandı. Hop.
Gördüğünüz gibi kabustonları yavaş yavaş şunun içine doldurması lazım. Evet, gördüğünüz gibi kabuston eklemeye başladı. Biri dolunca diğerine ekleyecek. Aynen, gördüğünüz gibi diğerine de ekledi. Şimdi bu dolunca bunu ekleyecek. Bu dolunca diğerine ekleyecek. Evet, çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu arkadaş buradaki crucible'ları beslemeye başladı. Şimdi aynı crucible'ın bir yancısını da yeni yere yapacağız, bir yan tarafına yapacağız. Ama şimdi bu lavı bizim arkadaşlara iletmemiz lazım. Şurası bizim kontrolümüz. Şurası da tankımız olması lazım. Şimdi buradaki lavı taşımamız lazım. Buradaki lavı nasıl taşıyacağız? Fluidact denen bir şey gerekiyor gene. Ama bunun için fused quartz gerekiyor. Alloy smelter gerekiyormuş. Onun için alloy smelter de burada. Oo. Oo, bu sorun değil. Machine şasi değil. Basic kapasitör de sorun değil. Bunlardan yapar. Beş tanesi lazım. Tamam. Alloy smelter. Tinker alloy block. Bunu geç. Şimdi alloy smelter için nether brick gerekiyor. Bunun başka bir yöntemi yok mu? Alloy smelter. Yani illa nedir yolum görünüyor bize. Ben bunu anlamak istiyorum. Fluidact'a ihtiyacımız var bizim. Fluidact. Bunun başka bir yöntemi yok mu ya? Copper, copper, hardened glass. Hardened glass. Aslında induction smelter'lı pulverized obsidian'lı lead ingot'la yapılıyormuş. Induction smelter'ımız var bizim. Induction smelter'ımız var. O zaman ben videoyu durduruyorum. Aslında durdurmaya gerek yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop. Teşekkür ederim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunları şöyle koyalım. Ve şunlara da birer tane bağlantı çekelim. Çekemiyoruz. Hop. Zıplayamadık ya. 1, 2, 3, 4, 5. Shift click, tamam. Şimdi bunları da dolduracağım lava az sonra. Aslında lava az sonra doldurmama gerek yok. Şöyle yapınca lava bu tarafa da akacak. Bunlara da enerji vermesi lazım. Bakalım aynen veriyor. Gördüğünüz gibi bunlar da çalışmaya başladı. Şu an 10 numara bir lav üretimimiz var. Şimdi bizim alloy smelter'ımız var. Bebeğim burada. Ha, induction smelter'ımız aynen. Hop, bununla tıklamayayım. Bunu da tıklayacağız. Gördüğünüz gibi induction smelter'ım var. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Fluidact, hardened glass, induction smelter aynen. Bebeğim benim ya. Buradan Netbent'e selamlar. İyi ki yapmışsın. Şöyle yapıyoruz. Herhangi bir input output'a gerek yok. Şimdi benim obsidiyana ihtiyacım var. Yanlış mıyım? Yanlışım. Yanlış değilim. Kova lazım sende mi? Sen neredesin? Heh, şimdi geldi. Şimdi induction smelter. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bunu obsidiana getiriyoruz ve bunu buradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi lavı ve suyu harcamaya başlayacak şimdi. Ve şey yollayamayacağı için gördüğünüz gibi
bitti. Hemen şuradan bir lav alıp içine koyuyoruz. Hızlı bir şekilde şuradan bir de su alıp koyalım. Bir tane daha yapsın. Orada beklerken ben yaparken bir tane daha su alalım. Birkaç tane obsidyen alalım. İnşallah bu grinding table'la bunu pulverize edebiliriz. Edebilmemiz lazım. Bir tane daha koyduk. Bir tane daha koyduk. Gördüğünüz gibi obsidyen daha geldi. 5 tane obsidyen yapalım. Biz garantiye alalım kendimize. Hop. 1 2 Şu da gelsin. 3 oldu. Dördüncüyü şu an yapıyoruz. 2 tur daha atacağız ki biri şey üretsin. 1 2 Güzel. Şimdi 5.'yi yapıyor. 5. de tekrar cobblestone'a çevireceğiz. Şunu yapsın. Cobblestone'a çevir. Lav'ı tekrar koy. Bakıyoruz. Evet, beslemeye başladı. Hatta şunu şöyle geri koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Şimdi obsidyanı eritmemiz, yani pulverize etmemiz lazım. Burada bizim bir grinder'ımız var. Acaba işe yarayabilir mi? Ve yarıyor. 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 Vallahi yarıyor. Acaba cidden yarayacak mı? Vallahi yarıyor. Ama anladığım kadarıyla her obsidyen için bir tane gerekiyor. O yüzden ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bütün malzemelere sahip olduğumda. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi elimde pulverized obsidyen var. Biraz uğraştım. Tek tek elimle grindstone'dan böyle onu toz haline getirmem gerekti. 9 tane de lead ingot var. Şöyle diyor Fluxit. Hardened glass yapmak için bu ikisini koyunca otomatik olarak size hardened glass veriyormuş. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Şimdi şunu koyuyoruz, bunu koyuyoruz. Bir kovada lav koyuyoruz. Bakalım pişirebilecek miyiz? Bir kova yetmeyecek gibi geliyor bana. Şuradan biraz daha çalabiliriz. Şuna bir tane daha koyduk. Evet bakın ilk parçayı yaptı. Biz dolduralım. Jeneratörlerimiz dolsun. Ya daha doğrusu dinamolarımız çalışsın. Daha bucket yapamıyorum. Harcamak istemiyorum çünkü bucketlarımı. Ya yani iron'larımı bucket yapmak için harcamak istemiyorum. Hadi canım. Bir tane yapmak için 8 tane obsidyan şeyi kullandı. Vay anasının nikah. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. O zaman Fluid Seed'le 12 tane yapabiliyoruz. 12 taneyle yukarıya taşıyabiliriz. Copper ingot. Hardened glass. Nerede benim copperlarım? Vay hayvanlar ya. Bir Fluid Seed için anamızı ağlattılar. Şimdi 1 2 3 şuraya bir hayır. Şuraya bir cover koymamız lazım. Cover. Tabi bunu yapmak için de testere lazım. Onun yerine şöyle yaparız arkadaşlar. Biraz işi uzatıyorum, kusura bakmayın. Şunu şuraya çekeriz. Bunu buraya koyarız. Buradan da şöyle bir bağlantı yaparız. Şuradan bir lav buna. Hızlı bir şekilde. Şuradan da hayır. Bir su. Buna. Şunları kaparız. Üstten output verdik miydi? Gidiyor mu? Yok, output verdik üstten. Ha, şunu değiştirmemiz lazım. Output dedik. Gidiyor mu? Göreceğiz. Evet gidiyor. Sayısı artmıyor çünkü. Tamam, şimdi full state ile bağlayabiliriz şurayı.
Şimdi şu buraya hop, bu buraya şunu fazla yaptık. Gördüğünüz gibi output'ları da veriyorum. Tek tek her birinden birer output alıyorum. Gördüğünüz gibi output'ları aldım. Şimdi şu Seared Tank'tı. Buna input vereceğim arkadaşlar. Şöyle yanaşalım. Hop. Aynen otomatik input alıyormuş o zaman. Şunu şuradan söktüysek tamamdır. Yalnız bu yukarıya kadar yetişmeyecek. Tahmin ettiğim gibi. Ben biraz daha obsidyan üretip biraz daha bunları pulverize edip tabi saatlerce olacak gibi görünüyor. Yani biraz böyle fluidit, fluidact üretip böyle bir 20-30 tane. Ondan sonra videoyu geri açacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Gördüğünüz gibi bir 6 tane hardened glass yapabildim. Herhalde bunlar bir parça da olsa işimizi görür. 36 tane fluidict artık ne demek isterseniz ondan yapıyor. Bakalım çalışacak mı? Niye çalışmıyor? Gene ne hata yaptım? Evet, Nisu burada yaratıkları öldürüyor. Gördüğünüz gibi. Fluidicity. Şöyle söyleyeyim. İnsan upgrade, configure empty once upgraded. Tamam. Paramı servo yapalım bir de takalım. Pek çok yerde görmüştüm servo yapıldığını buna videolarda. Bir de bir servo takalım. Bir şey kaybetmeyiz sonuçta. Iron var mı? Burada var. Redstone var mı? Bir tane var. Bunu hızlı bir şekilde yapalım. Abi böyle elimizde takıyorduk diye hatırlıyorum ben videolarda. Bunu böyle elimizde alıyoruz. Hop, install diyoruz. Sonra diyoruz ki bunun içine hop aman ölüyordum korkudan. Allah Allah. Hay, bu beni katil edecek. Servoyu takalım tekrar. Heh. Bunu alıp böyle koyuyoruz. Ve diyoruz ki whitelist ignore diyoruz. Akması lazım. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki sıvı buraya sadece şey gelsin. Acaba bu direkt böyle almıyor mu? Bir de tank mı yapmamız lazım? Tank diye deneyelim. Şu tank güzel. He, open blocks tankları. Bunları biliyorum. Glass pane ve obsidian gerekiyor. Ya cam var mı? Yapalım ulan. 2 saniye gene hızlı bir şekilde ara veriyoruz sonra yapacağız. Evet tekrar geri geldik hızlı bir aradan sonra. 4 köşeye birer tane. Kenarlarda da glass pane. Ha ortaya da mış. Bir tane yaptık. İkili verdi gayet de şansımıza. Güzel bir şey bu. Şimdi mesela şuraya yapalım. Şunu şuradan kıralım. Şunu şuradan şuna bağlayalım. Ve buna neden ben bunu transfer edemiyorum?
Bunu servo taksak. Ne desek ki? Servoya. Hacı servo. Whitelist desek. Acaba bunlarda mı sıkıntı var? Ha, şimdi hatırladım. Rezil Ahmet, siz de şu an bana yuh abi diyeceksiniz. Bunlar lever'la çalışıyor. Bunların çalışması için lever takmamız lazım. O yüzden çalışmıyor. Şimdi bunları buradan sökmek biraz çetrefilli olacak.